Kanki Canbaz. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'te dükkan sizin. Canbaz. Eşkili tavuk yapacağım size. Canbaz, sen bu işi biliyorsun. Sağlıcakla kalın. Onur Market'te dükkan sizin. Onur Market'e gelince doldur gitsin sepete. Bereket versin, bereket versin, bereket versin herkese. Efendim selamlar, saygılar, sevgiler, hürmetler. Efendim sıcak, samimi bir yemek yapacağız bugün. Eşkili, öyle diyoruz. Eşkili tavuk yapacağım size. Eşkili kokoşko diyelim. Dört parça neyimiz vardı? Kemikli sarmamız var arkadaşlar. Bunu kasabınızdan istiyorsunuz. 4 parça yeterli. Biz 4 parça yapacağız. Artık porsiyona göre siz ayarlarsınız ama yapımı gayet kolay fakat lezzeti gerçekten anlatılmaz. Şimdi 4 parça tavuğumuzu aldık. Önce bu tavuğa bir ilgi göstermek lazım. Alaka göstermek lazım. Onunla biraz haşır neşir olmak lazım. Onun için önce ne yapıyorum? Şöyle güzel bir karabiberimle başlıyorum abi. Bu arada her programın başında söylemeden geçemiyoruz. Ne diyoruz? Biz bu yemekleri, biz bu anlatılmaz lezzetler mutfağımızdaki icraatımızı Onur Market sayesinde gerçekleştiriyoruz. Kullandığımız bütün malzemeleri de %90'ını diyelim Onur Market'ten tedarik ediyoruz. Karabiberimizi attık. Şimdi sıra tuzumuzda. Tuzumuzu biraz fazla koyacağız. Şimdi bu aleti şöyle bir ters yüz yapalım. Ki kendine gelsin. Şöyle aşağıda bir icraat başlasın. Bu kısmına karabiberini attık. Güzel tuzladık. Yemeğimizi yapacağımız tavamızı şöyle bir ocağımıza bırakalım. Ardından bereket yağımızı alalım. Şöyle bir fazla değil. Evet, yeterli. Yetmezse ona göre ayar çekeriz. Yağımızı kıvamına getirelim şöyle. Orada hazırlanırken altını da biraz kısalım. Öbür tarafa hemen kaldığımız yerden devam ediyoruz. Karabiberle süslemeye. Bu kadar yeterli. Şimdi ne yapacağız? Hemen bir tane limon kullanacağız. Ne dedik? Eşkili kokoşka yapıyoruz. Eşkili kokoşka. Bir limonumuzun yarısını ocalayalım bakalım. Karabiberimizi, tuzumuzu, limonumuzu bir ödüllendirmemiz lazım. Neyle? Şurada benim kanaat baharatlarım arasında o kadar çok baharat var ki ben hemen şuradan bakıyorum. Köri. Evet. Köriyi ne yapacağım? Şöyle güzel ona bir renk vermesi için şöyle bir süsleyeceğim. Hafif de bir renk verecek. Herhalde yeterlidir. Körümü yerine koydum. Kaşığımı attım. Mübarek ellerimle hemen şimdi şöyle bir icraatın içinden yapıyorum abi. Bak. İcraatın içinden. Çok güzel olacak. Hatta şöyle yalnız şeye çok dikkat ediyoruz. Derimizin üstünden sıyrılmaması lazım. Yani deriyi üstünde muhafaza etmemiz lazım arkadaşlar. Deri üstünde kalacak. Niye? O derinin yağı bizim yağımızla nüfuz edecek. Efendim, şekil şemal hazır. Yağımız da hazır. Önce etlerimizin, bakın şöyle gösteriyorum. Etlerimizin şu derili kısımları üste gelecek şekilde bir buluşturalım. Yağımızla. Bismillah. Ey maşallah. Çok hızlı böyle harlı ateşte yapmıyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü çok böyle harlı ateşte yaparsak ister istemez dilediğimiz gibi olmayacak. Çünkü tavuğun suyunu salmasını istemiyoruz. Tavuğun suyunun kaçmaması lazım. Dedik. Evet. Evet, tavuklarımız cızırdamaya başladı gördüğünüz üzere.
Biz şimdi bundan sonraki aşamayı önce bir anlatalım, ondan sonra uygulamaya geçeceğiz. Ama önce bir anlatalım ne yapacağımızı. Etlerimizin bir yüzü güzel kızardıktan sonra tekrar bir ters yüz yapacağız. Öbür tarafını da belirli bir dereceye kadar pişireceğiz. Pişirdikten sonra bir daha çevireceğiz arkadaşlar. Neden? Bu sefer etimizin üzerindeki derinin, tavuk etinin derisinin üzerinde kalmasını, böyle bir kat oluşturmasını istiyoruz. Bu çok önemli çünkü görüntü de onun o bütünlüğü, fotoğrafı da paylaştığımızda aa evet öyle oluyormuş diyeceksiniz. Tabii tercih meselesi, biz kremamız var, kremamızı hazırlayacağız. Kremamıza biraz zerdeçal katacağız. Zerdeçalla kremamızı gerçekleştireceğiz oraya boca etmeden önce. Bir de küçük bir hatırlatma, dilerseniz yemeğin pişmesine yakın rendeleyebilirsiniz. Limonunuzun kabuğunu rendeleyebilirsiniz. Bu tercih meselesi. Biz sunumda rendeleyeceğiz ama yemeği yaparken dilim kullanacağız. Hatta ben şimdi yemeğim hazırlanırken onu da bir keseyim. Onlar da hazır olsun. Vakti zamanı gelince ne yapacağız? Onu da kullanacağız. Hatta evet. Vakti zamanı geldi bence. Şöyle bir çevirelim. Şöyle. Siz kendi halinizde muhabbet etmeye devam edin. Sizinle daha çok işim var gibi gözüküyor ama bir çırpıda bitireceğiz yemeği. Evet. Cızırdamaya devam ediyor. Ben biraz şimdi altını açacağım. Azıcık açacağım. Bir hatırlatma yapacağım bu sefer arkadaşlar. Onur Market'te, Onur Market şubelerinde hem evinizde beslediğiniz evcil hayvanlarınıza hem de sokak hayvanlarına birçok ürün var. Ve özel kampanyalar düzenleniyor. Hatırlatmak istedim. Onur Market'te dükkan sizin. Efendim, ters yüz yaptık. Vakti zamanı geldi. Etlerimiz, tavuklarımız düşündüğümüz gibi pişti. Şimdi yalnız şöyle bir şey yapacağız. Ben hemen şimdi bu aşamada bunun altını kapatıyorum. Neden kapatıyorum? Bu yağı kullanmak istemiyorum arkadaşlar. Yani bu yağın kullanılması makbul değil bana göre. Neden? Çünkü krema da yağlı. Tavuğu zaten içinde ve üstünde bir tabaka oluştu. O nedenle ben bu yağı kullanmayacağım. Kremamız var. Kremamız var. Bu kremayı bocalayacağız ama öncesinde ne yapacağız? Biraz zerdeçal katalım ya. Böyle tatlı, güzel, böyle bir keyifli bir renk versin kremamız bize. Çok değil ama. Çok verirse çok sapsarı olur. Şöyle şu kadarcık bir şey. Hemen hemen. Tamam mı? Hadi bu da benden olsun. Tamam, çorlu bobeski buradan kankalanmaz. Eyvallah. Zerdeçalı da ekledik. Tamam. Ne yapacağız şimdi? Şimdi şöyle bir güzel karıştıracağız. Tamam. Krema hazır. Şimdi limonlarımı böyle güzel atıyorum. Şöyle. Hatta şöyle bırakayım ki nüfus etsin. Şöyle. Evet. Tamam. Hemen bir düzeltme yapacağım. Şöyle bir ayar çekmem lazım ki kremamı ortada buluşturmak istiyorum. Evet. Limonlarım da güzel yerleşti. Şimdi artık tavuğumun pişmesi için, krema ile buluşup pişmesi için ocağımın altını ayrı bir tavada yakabilirim. Evet. Dizel arabamız olduğu için hafif bir duman attı. Kendine geldi. Evet. Birazcık cızırdasın. Birazcık cızırdasın. Açayım altını şöyle. Hop çorlu. Evet. Burada kremayı pişirmeyeceğiz arkadaşlar. Kremanın kesilmemesini sağlayacağız. Krema pişerse, kesilirse o istediğimiz görüntüyü elde edemeyiz. Onur Market'te dükkan sizin. Tavuklarımı ayrı bir tavaya aldım. Limonlarımı attım. Kremamı güzel karıştırdım. Cızırtılar kulağıma gelmeye başladı. Artık kremamı kullanmaya başlayabilirim. Öncelikle tavuklarımın üzerine. Evet. Evet. Evet.
Ne yapıyoruz? Hemen altını kısıyoruz. Ne dedik? Kremayı pişirmeyeceğiz artık. Kanki canbaz. Şimdi bunu kendi haline bırakacağız. O fışır 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 güzel güzel hareket ederken dokunuşlar yapacağım. Kanki canbaz. Efendim, kremamız istediğimiz kıvama geldi. Şimdi tavuklarımızı bir tur daha yaptıralım. Bence hazır. Evet, bence hazır. Şimdi dedim ya, hani isteğe bağlı ama şimdi biz bu kremanın bu halini gördükten sonra hani deyimlerindeyse gaza geldik. Birazcık şuna şey ekleyelim ya. Şimdi ne yapacağım? Hiç ellemiyorum. Altını direkt kapattım. Şimdi bu ne olacak? Aheste aheste şöyle bir kremanın içinde gelecek kendisine. Oh diyecek, rahatlayacak. Ben de o ara hemen ne yapacağım? Neydi bunun adı? Frank. Frank maydanozu. Bizim normal maydanozu. Frank maydanozu. Onları böyle küçücük doğrayacağım. O hangin yok olmasını istemiyorum. Hemen dönüyorum. Tabacığımı alıyorum. Ve izin verirseniz şu parçayı alacağım. Şöyle. Eyvallah. Bu canım sostan biraz daha katayım. Evet. Hadi. De benden olsun. Maydanozu da ekledikten sonra şuradaki şu canım limonu ben yalnız başına bırakır mıyım? Bırakmam. Şöyle tabağıma alırım. Tadıma geçmeden önce Onur Market'e katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Onur Market'te dükkan sizin, anlatılmaz lezzetlerde mutfakta sizin. Mutfağımızda birbirinden güzel, farklı, güzel lezzetleri sizler için yapmaya gayret gösteriyoruz. Arkadaşlarım yorum bölümüne yazıyorlar. Teşekkür yazıları var, bravo cambaz diyenler var, eleştirenler var. Hepsine saygı duyuyorum ve hatırlatıyorum. Ben bir aşçı değilim, ben bir şef değilim. Ben yemek yapmayı seven bir radyo programcısıyım. Hafta sonları Onur Market'in katkılarıyla Alemin Kralı Kral Efendi Canbaz'la 3-5'e hepinizi beklerim. Hafta sonu Onur Market'ten güzel hediyeler, kartlar armağan ediyorum radyoda. Bundan böyle çok yakın bir zamanda inşallah videolarımızı izleyen dostlarımız, arkadaşlarımız da yine Onur Market'ten hediye kartlar ve diğer kur sponsorlarımızdan hediye paketleri kazanmaya başlayacaklar. Vakti zamanı geldi. İşin en güzel kısmı böyle canlı bir tadım yapalım. Bismillahirrahmanirrahim. Tatmadan önce büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden, ışıtlarımın yanaklarından öptüm. Katkıda bulunan dostlarıma, arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Anlatılmaz bir lezzette, anlatılmaz lezzetler mutfağımızda bir sonraki videoda görüşelim inşallah. Hoşçakalın. Canbaz, sen bu işi biliyorsun. Sağlıcakla kalın.